odamıza. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bu etkinlikte bu paydaşlarımızın yanında ata tohumlarımızı bizlere ulaştıran geçmişten geleceğe ata tohumu grubumuza da en büyük teşekkürü etmek zannedersem en güzeli ve en doğrusu. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim, sağ olun. Ata tohumlarının ne denli önemli olduğunu zaten konuşmacılarımız biraz sonra sizlere aktaracak ama GDO'suz, tamamen organik, içinde hiçbir kimyasalı bulundurmayan, hem bizler için hem gelecek nesiller için çok önemli olan ata tohumlarımızın bu etkinlikle beraber inşallah nesilden nesile aktarılması en büyük hedefimiz. Ve konuyla ilgili ilk olarak değerli konuşmacılarımızdan geçmişten geleceğe ata tohumu grubu yöneticilerinden Sayın Ender İren'i huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Buyurun Ender Bey. Hoş geldiniz Sayın Kaymakamım, değerli protokol ve değerli katılımcılarımız ve değerli grubumuzun üyeleri. Ünye Belediyesi, Ünye İlçe Tarım Müdürlüğü, Ünye Ziraat Odası Başkanlığı ile birlikte bizim grubumuzla el ele yürüttüğümüz bir organizasyon neticesinde bu toplantıyı düzenlemiş olduk. Buradaki asıl amacımız ata tohumları olarak bilinen, geleneksel yöntemlerle yetiştirilmiş olan GDO'suz ve kimyasal hiçbir madde kullanılmadan üretilen, o bildiğimiz köyde üretilen tohumların bir araya getirilmesi ve size ücretsiz dağıtılması ile ilgili bir toplantıdır. Bu neden bu aşamalara geldi? Onu kısaca bazı bilgileri de aktardıktan sonra sizlere açıklamak istiyorum. Ülkemizde bilinen en eski tohumlardan 13 bin yıllık İza buğdayı var örneğin. Yine ülkemizde Bolu bölgesinde yetişir. Benim ürettiğim bir üründür. En eski bildiğimiz ürün odur. Belki siyaz buğdayı da vardır, belki başka ürünler de vardır. Bunu neden söylüyorum? Hiçbir şekilde genetiği değiştirilmeden yıllardır üretilen ürünlerimizdendir. Ülkemizde binlerce ifade edilen, yine atalık tohum olarak kabul edilen tohumlar vardır. Bu tohumların 2006 yılına kadar sertifikası olarak satılması mümkündü. Yani köylerindeki pırasa tohumunu, buğday tohumunu, artık hangi ürünü kendisi üretiyorsa o tohumu ücretsiz olarak pazarda satabiliyordu. Ancak 1924 yılından beri yapılan çalışmaların daha da geliştirilmesi sonucu 2006 yılında tohumculuk yasası çıkartıldı, 5553 sayılı. Bu yasa aslında hem üreticilerin korunması hem de ürünümüzün, yani ata tohum olarak kabul edilen bu geleneksel yöntemlerle yetiştirilen bu tohumların kalitesinin, DNA'sının korunması ve sürekliliğini sağlanması amacıylaydı. Bu amaçla Tarım Bakanlığı bu konuda sertifikalar vermeye, TİGEM'e verdiği bazı yetkilerle bunların laboratuvarda incelenmesini sağladı. Örneğin 2020 yılı itibarıyla yılda 4000 çeşit tohumun numunesi incelenmekte ve bunlarla ilgili yıllık 120 bin ton civarında tohumun piyasaya arzı sağlanmakta. Bunun da ülkemizdeki para bedeli yaklaşık 2 milyar dolarlık bir sektör hacmine, para hacmine ulaşmıştır. İhracat ve ithalat kalemi dahil olmak üzere. Ancak burada şöyle bir şey çıktı, husus çıktı. Bu ata tohumları sertifikalı satılmaya başlandığı için pazardaki üreticiler bunu satamadığından sertifika almayla ilgili de çalışmalar biraz bürokrasi gerektirdiğinden, ki 754 tane sertifikalı tohumla ilgilenen kurumumuz var. Sağ olsunlar, bunlar da epey bir ihtiyaca karşılık veriyorlar ama büyük üreticilere karşılık veriyorlar. Yani on binlerce dönüm olan yerler gibi. Ancak Covid-19 salgınından itibaren insanlar kendi ürettiklerini hobi olarak geliştirip yemek istediler. Ve bunları tüketip kendi bahçelerinde yetiştirmek istediler. 400 metrekare, 500 metrekare gibi yerlerde bunları yetiştirdiler. Ve sosyal medyada domatesini üreten fotoğrafını yaptı, kavunu üreten yaptı. Ancak çeşitli ürünler, bir kişi 5-6 çeşit yapabiliyor. Sosyal medyada bunları paylaştıkça baktılar ki 150-200 çeşit, 300 çeşit, 500 çeşit tohumların bir yerlerde olabildiğini gördü.
ve birbirlerine takas yoluyla kargoyla göndermeye başladılar. Oluşan bu ilgiden dolayı bizim de oluşturduğumuz Facebook grubunda yine binlerce kişilerle çalışma yaptık. 400'e yakın tohumun 200'e yakınını biz elde etmiş olduk ve birbirlerine uzak yerlere kargoyla göndereceklerine yılda iki kere olmak üzere bir kış sebzeleri, bitkileri, bir de yaz sebzeleri ve bitkileri olmak üzere ki bunların Mart ayı uygun bir zamandır, kış bitimi, toprağa cemre düşmesi ve ekimiyle ilgili. Burada biz bu tohumların dağıtılması için böyle bir etkinlik yaptık. Aslında biz bu noktada ortaya çıkmış olduk. Sivil bir sosyal medya davranışı bu. Tamamen gönül birliğiyle hayır için yapılan bir kısım olduğunu düşünüyoruz. Ve bu amaçla biz yine Ata Tohum Merkezi ile ilgili yapılan çalışmalarda da destek olmak istedik. Bu amaçla 81 ilimize 81 ilimize ulaşılabilmesi için 81 çeşit tohumun Ünye Belediyesi'ne hediyesi için getirdik. Sizlere takdim edeceğiz. İnşallah bu temenniyle bu çalışmalar bütün ülkemize yayılır ve bu tohumların alan kişilerin üretmesini evet tüketebilir ama tohum da üretmesini, bu tohumların da isteyenlere ücretsiz dağıtılmasını veya bu tür etkinliklerde çoğaltılıp bize veya belediyelere veya Ata Tohum Merkezlerine veya Ziraat Odası etkinliklerine, tarım odalarına verilmesi, tarım müdürlüklerine verilmelerini sağlamalarını arz etmekteyiz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Geçmişten geleceğe Ata Tohumu grubu yöneticilerinden Sayın Ender İren Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Bu arada üreticilerimize takdim edeceğimiz tohumlar masalarda ve üreticilerimiz de zaten tohumları incelemeye başladılar. İnşallah o tohumlar onların emeği ve zahmetiyle beraber önce filizlenecek, önce yetişecek, sonra çoğaltılacak ve nesilden nesile tüm üreticilerimize ulaşacaktır. Ve proje paydaşlarımızdan, ortaklarımızdan Ziraat Odası Başkanımız Sayın Osman Sarıkahraman Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere sizler adına kürsüye davet ediyorum. Bu arada ilimiz biliyorsunuz ki COVID-19 salgınında vaka sayısı en aza inen ve hızlı eksilen önemli illerden bir tanesi. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Masalarda maksimum 5-6 kişiden fazla katılımcımızın olmamasını ve sosyal mesafeye dikkat etmenizi önemli rica ediyoruz efendim. Teşekkür ederim. Sayın Kayınmakamım, değerli belediye başkanlarım, ilçe başkanım, dairelerimizin çok kıymetli müdürleri, Samsun'dan aramızda bulunan çok kıymetli Ata Tohum grubu, bu etkinliği yapmamıza vesile oldular. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yerli atalık tohumlar binlerce yıldır değişen koşullara uyum sağlayarak günümüze ulaşmayı başarmış örnekler olduğundan yaşamın sürdürülebilirliği için birer genetik hazine. Dolayısıyla gıdanın güvencesi olan biyolojik çeşitliliği destekliyor aslında. Tohumların egemenliği Anadolu çiftçisinin yüzyıllardır ambarında saklayıp ertesi yıl toprakla buluşturduğu atalık tohumları tehdit ediyor. Küçük çiftçiler piyasa şartlarının uygun olmaması nedeniyle bu çeşitleri terk ediyor. Bu da tohumların dönüşüm süreçlerini durduruyor. Atalık tohum ile üretim ülkemizde maalesef bitmek üzere. Bazı köylülerin elinde çok az miktarda atalık tohumlar kaldı. Ünye'de yıllardır atalık tohumların yaygınlaşması, üretimin arttırılması için uğraştık. Uğraşmaya da devam ediyoruz. Artık üretimin arttırılmasını bir kenara bıraktık. Atalık tohumları hayatta tutmaya çalışıyoruz. Maalesef birçok tür yok olmak üzere. Atalık tohum ile üretim yapmak aslında çok kolaydır. Ama günümüzde bazı şartlardan dolayı maalesef zor hale gelmiştir. Çünkü atalık sebzeler bakir topraklar istemektedir. Hava kirliliği, kimyasal ilaçlar, kimyasal gübreler,
sanayi yerleşimleri gibi birçok etmenden dolayı atalık tohumların yetişmesi çok güç olmaktadır. Biz de Ünye Ziraat Odası olarak atalık tohumu yaşatmak için seralarımızda Ayşe Kadın fasulye, yerli pembe domates, biber tohumları, buna benzer diğer tohumları üretmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince çeşitliliği bol tutup yerli çeşitlerimizi bulundukları yörenin çevre iklim, toprak koşullarına uyum yetenekleri gelişmiş bu tohumların gelecek nesillere aktarılabilmesi için tohum çeşitliliğini koruyor, ekilerek çoğaltılmasını ve paylaşılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. Üretmezsek aç kalırız. Üretirsek dünyayı besleriz. Türkiye gerçekten böyle bir ülke. Bu doğrultuda herkes üzerine düşen görevi yapmalı diye düşünüyoruz. Katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Değerli Ünye Ziraat Odası Başkanımız Sayın Osman Sarıkahraman Beyefendi'ye konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Ve konuşmalarını yapmak üzere sizler adına İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Ferda Yıldırım Beyefendi'yi davet ediyorum. Buyurun müdürüm. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın İlçe Başkanım, Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım Daire Başkanım, Ünye Ziraat Odası Başkanım, Geçmişten Geleceğe Ata Tohumu Grubu yöneticileri ve üyeleri, çok kıymetli misafirler, basınımızın güzide temsilcileri. Sözlerime başlamadan önce sizleri saygıyla selamlıyorum. Geçmiş ve yakın tarihe bakıldığında insanoğlu bilimsel çalışmalar yaparken canlı organizmaların genetiğiyle oynayıp yapısını bozduğu, atomlarına ayırdığı, bununla da yetinmeyip parçalanan bu atomları çarpıştırmak suretiyle insanlık tarihinde birçok fayda ile birlikte bir takım felaketlerin doğmasına sebep olmuştur. İçerisinde bulunduğumuz tüm dünyamızı da olumsuz etkilemeye devam ettiği pandemi ve koronavirüs etmeni bunun en yakın örneğidir. Kuvvetle muhtemel ki bu virüs insan eliyle laboratuvar ortamında üretilmiştir. Yaşanan bu olumsuzluklara rağmen bilimsel çalışmalarla elbette hız kesmemelidir. Böylelikle yaşanan olumsuzlukların kurtulmaya yönelik hamleler de gerçekleştirmiş oluruz. Dünyada sürekli artan insan nüfusuna gıda temini noktasında sınırlı bulunan tarım alanlarımızdan en yüksek verimi elde ederek bu açığı kapatmak durumundayız. Ancak bunu yaparken bizlere geçmişimizden miras kalan yerli ve milli sebzemizi, meyvemizi ve bakliyatımızı doğal yapısını bozmadan gelecek nesillere aktarmamız gerekmektedir. Zira verimi arttırmaya yönelik yapılacak çalışmalarda bu yerel çeşitlerimizin varlığı ile mümkün olmaktadır. Bu organizasyonla ata tohumlarımızın kullanımı ve muhafaza edilmesinin önemini anlaşılabilmesi ümidiyle etkinliğimizin düzenlenmesinde başta bizleri onurlandıran Ünye Kaymakamımıza, Ünye Belediyemize, yine aynı şekilde belediyemiz plan proje müdürü Sayın Sibel Cerrioğlu'na, Ziraat Odası Başkanımız Sayın Osman Sarıkahraman'a ata tohumlarının temini, paketlenmesi ve ücretsiz dağıtımına destek veren Geçmişten Geleceğe Ata Tohumu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ender İren'e ve Başkan Yardımcısı kıymetli hemşerimiz Ayşe Kavasoğlu Yılmaz Hanımefendi'ye ve grup üyelerine ve en son olarak ata tohumlarını yaşatacak, muhafaza edecek ve gelecek nesillere aktaracak siz değerli katılımcılara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
yayın içerisinde Orman Müdürümüz Sayın Ferda Yıldırım Beyefendi'ye konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de Ünye Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Tavlu Beyefendi adına konuşmalarını yapmak üzere değerli Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Ali Kemal Mehel Beyefendi'yi sizler adına kürsüye davet ediyorum efendim. Sayın Kaymakamım, değerli protokol ve kıymetli misafirler. Bugün burada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile eşleri Sayın Emine Erdoğan hanımefendi tarafından başlatılan Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen Ata Tohum projesi için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Tarımsal çeşitliliği artırmak, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla tohum takas etkinliğini gerçekleştireceğiz. Ünye Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı ve geçmişten geleceğe Ata Tohum grubu ile ortaklaşa düzenlediğimiz bu etkinliğe hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz üzere Türkiye'mizde başlatılan bu etkinliğe Sayın Ünye Kaymakamımız, belediyemiz ve Ata Tohum grubu olarak Samsun'dan gelen misafirlerimiz bir nebze olsun küçük bir adım atmak, etkinliğe fayda sağlamak amacı için burada toplanmış bulunuyoruz. Tohum dostları ve ekolojik tarım uygulayan üreticilerden oluşan bu güzide topluluk ile gerçekleştirdiğimiz etkinliğin yöremizde yetişen ve atalarımızdan kalan tohumların ekilmesine, çoğaltılmasına ve gelecek nesillere ulaştırılması için elimizden gelen her türlü katkıyı Ünye Belediyesi olarak sağlamak niyetindeyiz. Maalesef günümüzde ata tohumlarına ihtiyaç olur hale gelmiş bulunuyoruz. Kısaca bir şey özetlemek istiyorum. 1980'lerde benim çocukluğumda bizim köyde ellerinden öperim anamın tohumları vardı. Bunlar mısır tohumları. Her yıl hasat edildiği zaman en güzelleri, en büyükleri, en kalitelileri ambarda bir yıl bekletilir. Bir dahaki ekim dönemine hiç kimse elini sürmeden bunlar kullanılırdı. 1980'li yıllardan bahsediyorum. 1995'li yıllara doğru maalesef ziraat mısırı diye bir mısır tohumları ortaya çıktı. Bütün köy, bütün şehir, yöre ziraat mısırlarını kullandı. Ama bugün bakıyoruz ki maalesef o ziraat mısırları köylümüz tarafından, bizler tarafından artık kabul görmüyor. Gelecek nesillere daha kaliteli bir yaşam, çocuklarımıza, gençlerimize daha yaşanabilir bir ortam bırakmak için bu ata tohumlarını biz onlara emanet edeceğiz. Onlar da gelecek nesillere inşallah sizlerin bu katkılarıyla sağlamış olacaklar. Etkinliğe faydası bulunan, şu anda burada olan, zahmet edip gelen tüm katılımcılara emekleri için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda belediye başkanımız Sayın Hüseyin Tavlı Bey'in şehir dışında oluşundan dolayı sizlere selamları ve saygılarını iletiyorum. Sağlıcakla kalın. Değerli Ünye Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Ali Kemal Mehel Beyefendi'ye konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de siz değerli katılımcılarımız adına konuşmalarını yapmak üzere değerli Ünye Kaymakamımız Sayın Ümit Hüseyin Güney Beyefendi'nin kürsüye teşriflerini arz ederim Sayın Kaymakamım. Çok kıymetli protokol, çok kıymetli üreticilerimiz, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Anadolu coğrafyası endemik türlerin en çok olduğu, tarımın, yerleşik hayatın, ki özellikle Göbekli Tepe'deki kazılar neticesinde çıkan eserler bu tezi kuvvetlendiriyor. En çok yapıldığı dünyadaki ender coğrafyalardan, çok özel coğrafyalardan bir tanesi. Bizler
bu coğrafyada insanlık tarihinde yerleşik hayat, ki yerleşik hayat tarımın başlangıcıyla eş zamanlı gelişmiştir. İklimin, topografyanın getirmiş olduğu özgünlükler neticesinde son derece özgün, kendine mahsus, endemik türlerin adeta vatanı diyebileceğimiz bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyadaki türlerde kültürel anlamda her bölge, her yöre kendi toprağına, kendi iklimine, kendi kültürüne uygun olan ürünleri yetiştirmiş. Bu ürünler içerisinde en iyi diyebileceğimiz tohumları ayırmış ve tabir yerindeyse doğal seleksiyon yöntemiyle deneyimleyerek adeta hibrit tohum dediğimiz tohumu kendi içerisinde var kılmıştır. Bizim geleneğimizde bir kız çocuğu gelin giderken ata tohumu, ana tohumu denildiğimiz tohumlukların en kalitelileri gelinle beraber o çeyiz sandıklarında saklanarak, emanet edilerek gelinle beraber gitmiş ve yayılmıştır. Tabii bugün yaptığımız etkinlikler ve tohumların dağılması, yayılması çok kontrollü olması gerekiyor. Öyle bir anda siz her tür tohumu farklı lokasyonlarda buluşturursanız bazen hiç ummadığınız menfi neticelerle de karşılaşılabilir. Bizim bu geleneğimizden teknolojinin gelişmesiyle beraber toplumun her alanında hüküm süren modernleşme tohumda da hissedilmeye başlamış. O doğal seleksiyonla bizlerin tecrübi olarak ürettiğimiz ve ayırdığımız tohumların yerine artık insan eli değerek hibritin de ötesine geçip GDO'larıyla, genetikleriyle oynanmış, hangi konuda eksikliği bir üründe hissediliyorsa onu gidermeye yönelik olarak fıtri olmayan, doğal olmayan insan eliyle müdahaleler yapılmış. Bu sadece bitkisel tohumlarda değil, hayvansal türlerde de aynı şekilde müdahaleler gözleniyor ve yaşanıyor. Dünyada etik olarak insan ırkının GDO'yla o Matrix filmlerindeki gibi adeta zombileştirecek müdahalelerin tartışıldığı bir süreci yaşıyoruz. Tabii verimin çok arttığı tohumların, ürünlerin bizlerce olumsuz olarak algılandığı, yönlerinin bertaraf edildiği GDO'suyla oynanmış ürünler bizleri maalesef tohumda dışa bağımlı kılmakla kalmadı. Aynı zamanda bölgemize, yöremize, damak tadımıza, fıtratımıza, bünyemize uygun olmayan birçok ürünün üretildiği bir sürece girdik. Ki biliyorsunuz bu tohumlardan elde edilen ürünler tohumluk olarak ayrılamıyor. Bir dahaki yıl ekmeye ve üretmeye uygun değil. Biz ne zaman ki çok değil 5-10 yıl bu geleneksel yöntemlerden uzaklaşıp kendi coğrafyamıza, toprağımıza, iklimimize, bünyemize uygun olmayan ürünlerin olumsuz neticeleriyle karşı karşıya kaldığımızda hobi olarak, geleneksel olarak yöresel ortama uygun,
sebze yetiştirmek isteyenler, ürün yetiştirmek isteyenler baktılar ki o analarımızın saklarken bazen tahfif ettiğimiz, hafife aldığımız, önem vermediğimiz tohumların çok kıymetli olduğunu anladık. Tohum aldık, hiç ummadığımız çok farklı ürünlerle karşılaştık. Tohum ektik, çıktı fakat bizim bölgede olgunlaşıp istediğimiz ürünü elde edemedik. O zaman dedik ki burada bir yanlışlık var. Olması gereken şu, ilk yerleşik hayata geçilen Orta Doğu coğrafyasında da o siyez buğday diyebileceğimiz, buğdayın atası diyeceğimiz ürünler insan eliyle gözleme dayalı olarak seleksiyon yöntemiyle yüzlerce yıl neticesinde ortaya çıkmıştı. Bizler bugün kıymetini bilmediğimiz bugün bir parça da olsa önemini anlayıp sarılmaya çalıştığımız tohumlar aslında bu coğrafyada binlerce yıldır oluşan bir süzülüm, bir eliminasyon, seleksiyonla ortaya çıkmış ürünlerdi. Kaybolduğu zaman yerine koymak doğal yöntemlerle çok kolay değil. Belki de mümkün değil. İnsan ömrünün yetmeyeceği bir süreçten bahsedebiliriz. İşte bu ortamda sosyal medyanın da çağımızın sağlamış olduğu iletişim ortamında aynı dertle dertlenenler, aynı amaca yönelenler, aynı şeyi arayanlar bir platform etrafında buluşmuş ki bugün geçmişten geleceğe Ata Tohum grubu gibi değerli bir kıymetli grubumuz oluşmuş. Ünye Belediye'miz, Ziraat Odamız, Tarım Müdürlüğümüz bunları destekleyerek siz kıymetli üreticilerimize bugün örnek olacak bir çalışmayla tohumlara birbirinize takas yöntemiyle buluşacağı bir ortam ihsar edilmiş. Tabii burada belediyelerimizin yerel olması, yerel yöneticilerimizin yerele ait olması ve uzun yıllardır burada yaşıyor ve yaşayacak olması bu konuda ciddi katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediye'mizin valiliğimizle işbirliği içerisinde, ilçe belediyemizin kaymakamlığımızla işbirliği içerisinde bu yönde güzel çalışmaların olduğunu görüyoruz. Bunda da geçmişte belediyecilik dediğimiz zaman sadece kaldırım yapmak, çöp toplamak, kanalizasyon yapmak, yol yapmak şeklinde algılanan şehre dönük bir belediyecilikken yeni Büyükşehir Belediyesi belediyeciliği anlayışı içerisinde kırsalı da kucaklayan, tarıma da dokunan bir belediyecilik anlayışının bir çıktısı olarak da bakabiliriz. Güzel çalışmalar var. Bunları yakinen takip ediyor ve destekliyoruz. İnşallah sizlerin de sahiplenmesiyle beraber uzun süreçte, uzun vadede çok güzel neticelerini hep beraber alacağız. Bizler bir farkındalık oluşması, ata tohumlarımızın kıymetinin anlaşılarak onların adeta bir altın hükmünde muhafaza edilmesi temennisiyle bugün bu ortamı hazırlayan, bu organizasyonun gerçekleştirmesinde katkısı olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Yine bu tohumları ekip yetiştirecek olan çiftçilerimize ürünlerinin bol olması, kazançlarının bereketli olması, her şeyden önce üretmenin vermiş olduğu haz içerisinde bu mutluluğu yaşamalarını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Değerli Ünye Kaymakamımız Ümit Hüseyin Güney Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Ve teşekkür belgelerimizi takdim edeceğiz efendim. İlk takdimleri değerli Ünye Kaymakamımız Ümit Hüseyin Güney Beyefendi gerçekleştirilecektir. Tohumların bize ulaştırılmasında özellikle büyük katkısı olan geçmişten geleceğe Ata Tohumu grubu yöneticilerimiz Sayın Ender İren Beyefendi ve Sayın Ayşe Kavasoğlu Yılmaz Hanımefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun Sayın Ender. Teşekkür belgelerini ön tarafa alacağım sizleri. Teşekkür belgelerini değerli Ünye Kaymakamımız takdim edeceklerdir efendim.
Ve ata tohumu grubumuzun da Sayın Kaymakamımıza bir takdimi olacak efendim. Onu da Sayın Kaymakamımızı yerine uğurlamadan burada değerli yöneticilerimiz takdim edecekler. Ata tohumlarımız inşallah nesilden nesile sağlıklı bir yaşam için, gelecek için bizlere ve geleceğimize ulaşacaktır diyoruz. Ve ata tohumu grubu yöneticimiz Sayın Ender İrem Beyefendi de değerli kaymakamımıza takdimini gerçekleştiriyor. Evet, Sayın Kaymakamım, burada 81 çeşit ata tohumumuz vardır. Kutuyu da evet içerisinde, kutumuzun içerisinde. Bu 81 çeşit ata tohumunun 81 ilimize dağılıp sürekliliğin sağlanması için gereğini arz ediyoruz diyorum Sayın Başkanım, Kaymakamım. Çünkü çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık, elinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz değerli kaymakamımıza ve ata tohumu grubu yöneticilerimize efendim. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Tabii ki grup yöneticilerimizi, ata tohumu grubu yöneticilerimizi davet etmeye devam edeceğim buraya. Yine teşekkür belgelerimizi takdim edeceğiz. Teşekkür belgelerini almak üzere değerli Ünye İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Ferda Yıldırım ve Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Haydar Gürsu Beyefendileri huzurlarınıza davet ediyoruz. Özür diliyorum, Fatsa Ziraat Odası Başkanım Sayın Haydar Gürsu Beyefendileri buraya davet ediyoruz. Ve teşekkür belgelerini takdim etmek üzere Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım Daire Başkanımız Sayın Ahmet Ultal Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Buyurun Daire Başkanım. Tabii ki hem daire başkanımızı hem ilçe tarım ve orman müdürümüzü hem ziraat odası başkanımızı bırakmayacağız. Yine ata tohumu grubu yöneticilerimizin kendilerine de 81 tohumu takdimi olacak. Evet, daire başkanımızı bırakmıyoruz ve bir kez daha ata tohumu grubu yöneticilerimizi huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın Ender İren Beyefendi'yi ve Ayşe Hanım'ı. Geçmişten geleceğe aktarılacak en önemli miras ata tohumlarımız. Yine Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım Daire Başkanımız Sayın Ahmet Ultağ Beyefendi'ye takdim ediliyor tohumlarımız efendim. Ve son olarak da değerli Ünye İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Ferda Yıldırım Beyefendi'ye takdim ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Yine teşekkür belgelerini almak üzere Sayın Osman Sarıkahraman Beyefendi'yi, Ünye Ziraat Odası Başkanımız Sayın Osman Sarıkahraman Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Ve teşekkür belgesini almak üzere yine Sayın Arzu Gültekin Hanımefendi. Arzu Hanım da ata tohumu grubumuzun Ordu İl Lideri. Çok teşekkür ediyoruz katılımlarından dolayı. Değerli Belediye Başkan Yardımcılarımızdan Sayın Ali Kemal Mehel Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Ve Arzu Hanım'ın teşekkür belgesi. Sayın Başkanımızı bırakmıyoruz Osman Bey ile beraber. Arzu Hanım'a çok teşekkür ediyoruz efendim katılımından dolayı. Osman Bey ile beraber değerli belediye başkan yardımcımıza yine ata grubu yöneticilerimiz efendim tohumları takdim ediyorlar. Evet, çok teşekkür ediyoruz değerli başkan yardımcımıza ve Ziraat Odası Başkanımız Sayın Osman Sarıkahraman Beyefendi'ye. Yine teşekkür belgesini almak üzere değerli yöneticilerimizden Sayın Hatice Kavasoğlu Kuru'yu huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Ve Ünye Belediye Başkan Vekilimiz ve Başkan Yardımcımız Sayın Orhan Gürel Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Teşekkür belgemizi takdim etmek üzere.
Sayın Belediye Başkan Vekilimizi bırakmayacağız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve değerli Atatohumu grubu yöneticilerimiz, Sayın Belediye Başkan Vekilimiz Orhan Gürel Beyefendi'ye Atatohumlarımızı takdim ediyorlar. Bir kez daha Ünye Belediye'mize çok teşekkür ediyoruz efendim projeye katkısından dolayı. Teşekkür belgesini almak üzere Sayın Osman Kavasoğlu'nu huzurlarınıza davet ediyorum. Evet, Osman Bey önemli yetiştiricilerimizden bir tanesi. Katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür belgesini takdim etmek üzere AK Parti Ünye İlçe Başkanımız Sayın Kenan Selim Argan Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Çok teşekkür ediyoruz ilçe başkanımıza ve Osman Bey'e. Son olarak Ünye Belediye'mizin değerli proje müdürü, proje geliştirme müdürü Sayın Sibel Cerrahoğlu'nu huzurlarınıza davet ediyorum. Projedeki önemli isimlerden bir tanesi ve değerli proje geliştirme müdürümüz Sayın Sibel Cerrahoğlu'na da yine Ata grubu yöneticilerimiz tarafından ata tohumlarımız takdim ediliyor. Bu programı yapmaya karar verdiğimiz zaman Belediye Başkanım Sayın Hüseyin Tavlı ile görüştük. Kendisi sahiplendi gerçekten ilk andan itibaren ve gerekli ekibi hemen yönlendireceğini söyledi. Orhan Başkanım ve Sibel Hanım ve Osman Bey ve Ferda Bey'in eşliğinde toplantılar yaptık. Gerçekten çok güzel sahiplendiler. Bakın çok güzel, kaliteli bir program oldu. Katılım keza öyle. Emeği geçen herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sibel Hanım da onlardan birisi. Var olunuz. Diyorum ki tohum saç, bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi küheylan, coşmana bak sen. Çatlarsan doğuran kısrak utansın. Pardon. Ustada kalırsa bu öksüz yapı, onu sürdürmeyen çırak utansın. Şimdi gerçekten atalarımız bize getirmişler bugüne kadar. Ustalar onlardı. Bizler emanetçiyiz. Bugün gelecek nesillere vermek üzere herkese teslim ediyoruz. Alınan gerçekten her tohum bir emanet. Öyle bakın, yere düştüğünde lütfen geri alın ve toprakla buluşturun istiyoruz. Saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Ata Tohumu grubu yöneticilerinden Sayın Ayşe Kavasoğlu Yılmaz Hanımefendi'ye de çok teşekkür ediyoruz. Ata tohumlarımız üreticilerimize ulaştı. Ata Tohumu grubu yöneticilerimiz tarafından ulaştırıldı. İnşallah bu tohumlar yeşerecek, filizlenecek, büyüyecek ve tohum olarak sizler tarafından çoğaltılıp bütün üreticilerimize ulaşacak. Nesilden nesile GDO'suz, kimyasalsız, organik yeni nesillerle beraber yetişen ürünleri tüketmek nasip olur bizlere diyelim. Bir kez daha sağlıklı günler dileyerek projede emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve hatıra fotoğrafı için tüm katılımcılarımızı sahne önüne, kürsü önüne davet ediyorum efendim. Programımız sona ermiştir. Çok teşekkür ederiz. Efendim hatıra fotoğrafı çektirmeyeceğiz. Çok kalabalığız ve kalabalık olduğumuz için sosyal mesafe göz önünde bulundurulduğunda hatıra fotoğrafı çektirmemiz çok mümkün olmayacak. Bu kalabalık içerisinde bu sosyal mesafeyle beraber hatıra fotoğrafı mümkün olmayacak ama Samsun'dan gelen Ata Tohumu grubu yöneticilerimize hediyelerimiz olacak Ünye Belediyesi tarafından. Değerli Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Orhan Güler Beyefendi, Sayın Orhan Gürel Beyefendi hediyelerimizi takdim edecekler. Ben bir kez daha değerli Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Orhan Gürel Beyefendi'yi ve Ata Tohumu grubu yöneticilerimiz Sayın Ender İren Beyefendi ve Ayşe Kavasoğlu Yılmaz Hanımefendi'yi buraya davet ediyorum. Değerli Belediye Başkan Vekilimiz,
Sayın Orhan Gürel Beyefendi. Ünye Belediye'mizin takdimlerini gerçekleştiriyor. Değerli Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Orhan Gürel Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum efendim. Çok teşekkür ederiz. Saygı ve selamla, sağlıcakla kalın efendim. Sağ olun.